Kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde pandemi kurulumuzun önerileri doğrultusunda ilimizde de bir dizi önlemler aldık. Bu alıştığımız yaşam şeklimizde bazı kısıtlamalar getiriyor gibi görünse de bu önlemler. Bunların amacı vatandaşlarımızın sağlığı ve can güvenliği korumaktır. Vatandaşlarımızın kurallara riayet etmesi, izolasyon önlemlerine uyması ve virüsle mücadelede kurumlarımızın belirlediği talimatlar doğrultusunda hareket etmesi sonucunda hastalık tablosu gün geçtikçe lehimize dönmeye başladı. İlimizde de 16 Mayıs'tan itibaren vaka sayılarımızda önemli düşüşler başladı. Hiç pozitif vaka görülmeyen günler yaşadık. Geldiğimiz süreçte de normalleşme planları çerçevesinde ilimizde de bazı esnemeler olacağı öngörüyoruz. Bu esneme uygulamalarının rehavete kapılmaya sebep olmaması gerekiyor. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Hastalığın tümüyle bitmediği, hala her gün az sayıda da olsa yeni vakaların tespit edildiğini unutmayalım. Kişisel önlemlerimize, sosyal mesafeye, maske kullanımına kesinlikle ara vermeyelim. Bu tedbirlerimize devam edelim. Vatandaşlarımızın koronavirüs gerçeğini aklından çıkarmaması ve yeni normal sürece alışması gerekiyor. Sosyal mesafe, bu yeni normal sürecin en önemli araçları da sosyal mesafe ve maske kullanımıdır. Bunlar artık hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bunu unutmayalım. Ramazan bayramında da bildiğimiz gibi bilim kurulunun önerileri, Sağlık Bakanlığımızın önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları çerçevesinde 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 81 ilde olduğu gibi ilimizde de. Sonraki bayramlarda rahat edebilmek için bu bayram sabırlı olmamız gerekiyor. 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince istisna tutulan meslek mensupları haricindeki vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu 4 günlük süreç salgının bulaşıcılığının önlenmesinde çok önemli bir uygulama olacaktır. Elimizde de daha önce sokağa çıkma yasağı uygulamaları olmuştu ve bunun olumlu neticelerini de hep birlikte gördük tespitlerimizde. Bu nedenle bu hususa çok dikkat etmemiz lazım. Vatandaşlarımız tabii ki bayramda ailelerini, yakınlarını ziyaret etme arzusundalar. Bunu da istiyorlar. Ancak şunu da hatırımızdan çıkarmayalım. Biz onlara, ailelerimize, büyüklerimize olan sevgimizden dolayı ziyaret ettiğimiz takdirde büyüklerimizi, onlara kötülük yaptığımızın kanaatinde, kötülük yaptığımızı bilincinde olmamız lazım. Çünkü en ufak bir ihmalde bu bildiğiniz gibi sağlık durumu hassasiyet taşıyan büyüklerimizi en fazla etkiliyor bu rahatsızdır. Bunu düşünmemiz lazım. Yani gittiğimiz yerde biz farkında olmadan hastalığı taşıyabiliriz. Bu nedenle de büyüklerimize iyilik yapıyoruz derken, onların gönlünü alıyoruz derken kötülük yapmış olabiliriz. Bunu hatırımızdan çıkarmıyorum değerli vatandaşlarımız. Bildiğiniz gibi sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına ilişkin önlemleri biz Kıfzıssal Kurulu kararımızda da duyurduk. Kıfzıssal Kurulu kararımızda. Buralarda perşembe, kısıtlama öncesi perşembe ve cuma günleri market, bakkal, manav, kasap ve kurye işçiler saat 23'e kadar faaliyet yürütebilecekler. Bu yasak öncesi. Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü ise 23 Mayıs cumartesi günü de market, bakkal, manav, kasap ve kurye işçiler 10 ile saat 17 arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlarımız da yasak kapsamında olanlar hariç tabii 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı biliyorsunuz devamlı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması kapsamında. Bunların dışındaki vatandaşlarımız buralara yürüyerek, yürüme mesafesinde olan yerlere gidip gelebilecekler. Ancak araçla gidiş geliş yasak. Pazar, pazartesi ve salı günü bu iş yerleri de kapalı olacak. Market, bakkal, manav, kasap ve kurye işçiler. Yasak süresi kapsamınca fırın veya unlu mamur ruhsatıyla satış yapan iş yerleri ve ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı satıldığı iş yerleri açık olacak 4 gün boyunca. Buralarda evlere servis şeklinde, yasağın uygulandığı saatlerde, günlerde evlere servis şeklinde hizmet verebilecekler. Bugüne kadar toplam 14.241 numune çalıştık. Bu toplam nüfusumuzun %2'sine tekabül etmekte ve Türkiye'de de şu an her gün açıklanan rakamlarda görüyoruz ki toplam nüfusun %2'si tarandı. Biz de ilimizde bu ortalamayı yakalamış olduk. Toplam
333 pozitif vakamız oldu şu ana kadar. Türkiye genelinde testlerin %9'u pozitif olarak saptanırken ilimizde bu oran yaklaşık olarak %3'tü. Yani bakılan numunelerin %3'ü pozitif olarak saptandı. Bu arada tabii 112 acil yardım ambulanslarımızla günlük ortalama 15-20 vaka taşıdık, olası vakalar. Yani yaklaşık bu 2 aylık süreçte 1000 vaka ambulanslarımızla taşındı. Evde numunesi alınan veya daha önce hastanede alınıp da pozitif saptanan hastaların hepsi istisnasız 112 ambulanslarımız hastaneye getirildi, gerekli önlemler alınarak. Şimdi burada hastanelerimizde takip ettiğimiz vaka sayılarımızdan da bahsetmek istiyorum. Mükerrer sayı olabilir diye, çünkü bazı hastalarımızı önce Yeşilyurt'ta takip ettik. Durumlar ağırlaşınca Eğitim Araştırma Hastanesi'ne aldığımız hastalar oldu. O yüzden daha önce farklı şekillerde ifade edilen rakamlar olabilir ama bu rakamlar ilk başvuru yaptıkları hastalarımızın ilk başvuru yaptıkları hastaneye göre söylenecek rakamlar. Eğitim Araştırma Hastanemizde 84 hastamız tedavi gördü. 23 tanesi yoğun bakım süreci yaşadı. Yoğun bakımdaki hastalarımızın 14 tanesi entübe oldu. Maalesef burada 16 vefatımız oldu. Buradan da anlaşılacağı üzere bütün entübe olanlarımız vefat etmedi. Bazen servislerde yatan çok yaşlı, aniden ritim bozukluğuyla veya kalp kriziyle kaybettiğimiz hastalarımız da oldu. Ama koronavirüs testi pozitif olduğu için bu hastaları da yine vefat olarak, COVID pozitif vefat olarak kabul ettik. Bütün hastalarımız, entübe olan hastalarımız vefat etmedi, az önce de söylediğim gibi. 3 tane hastamız mesela entübe olduktan sonra şifayla taburcu edildi. Yeşilyurt Çalık Hastanemizde 111 hastayı takip ettik. Bunların 15 tanesinin yoğun bakım ihtiyacı oldu. Entübasyon gerekecek hastalarımızı direkt buradan hızlıca Eğitim Araştırma Hastanesi'ne transfer ettik. Üniversitemizin hastanesinde 36 hastamız takip edildi. 9 vatandaşımız burada yoğun bakım alındı. 2 vatandaşımız entübe edildi. Maalesef üniversitede 1 hastamız vefat etti. Yani toplam ilimizde 17 vefat oldu maalesef. Ayrıca Sağlık Bakanlığımız bir rehber yayınlamıştı. Burada pandemi hastanelerinin özelliklerinden bahsederek 3. basamak yoğun bakıma ve ilgili uzmanlıkları olan 4 tane özel hastaneye de yine pandemi hastanesi olarak kabul etti. Fakat biz hiçbir özel hastanemizde pozitif hasta takip etmedik. Sadece bir özel hastanemizde 2 vakaya tanık olmuştu. Biz bunları da hızlıca kendi hastanelerimize transfer ettik. Şu ana kadar 333 hastamızın 292'si iyileşti. Bu toplam vakalarımızın %88'ine tekabül etmekte. Tabii ki hala genel durumu çok iyi olan hastalarımız da var. Hem Türkiye'de hem ilimizde salgın tamamen bittikten sonra bu iyileşme oranının %95'lerin üzerinde olmasını bekliyoruz. Tüm hastalarımızdan 102 tanesi hastaneye yatış yapılmadan sadece evlerinde takip edilerek tedavileri düzenlenen 102 tane hastamız oldu. Bunların hemen az önce de ifade ettiğim gibi gece 2'de sonuçları çıksa külliyasyon ekibimiz hekimle birlikte ilaçlarını evlerine teslim ediyorduk ve bir an önce tedavilerine başlamayı istiyorduk ve Allah'a şükür o konuda başarılı oldu. Yani bir gün sonra hiçbir hastamızın tedavisi kalmadı. Bu 102 hastadan 99 hastamızın testleri negatifleşti ve her seferinde Sayın Valimizin talimatlarıyla evdeki diğer temaslarını da 2 günde bir tarama yaptık. Bu evde takip ettiğimiz pozitif hastaların hiçbirisinde çok şükür pozitif vakaya rastlamadık. Yani evde takip ettiğimiz için evdeki diğer kişilerde herhangi bir pozitiflik saptamadık. 3 hastamızın da 14 gün bekleme süreci olduğu için, yoksa testi negatifleşti evde takip ettiğimiz, 14 gün bekleme sürecini bekliyoruz. Onlar da inşallah şifayla izlenimizden çıkacak. 193 hastamız, az önce toplam ifade ettiğim hasta sayımız 193, hastanelerde yatarak tedavi gördü ve şifa kabul ederek taburcu edildi. Pandemi sürecinde yatak doluluğumuz öncesinde yatak doluluk oranımız özellikle 3. basamak yoğun bakımlarımızda %85'ti. Solunum cihazı doluluk oranlarımız da %60 civarındaydı. Pandemi sürecinde de biz yeni hasta kabul etmedik, özel hastanelere yönlendirdik ve diğer hastalarımız da şifayla taburcu olduktan sonra bu oran değişmedi. Yani koronavirüs hastalarımızın
yatışlarından sonra da ilimizde doğuluk oranları özellikle 3. basamak yoğun bakımda %80-85 civarında kaldı ve solunum cihazı doğuluk oranımız da %75'i hiçbir zaman geçmedi. Toplam vefat sayımızdan bahsetmiştim ve burada yaş ortalamasını da söylemek istiyorum. Hastalarımızın 78, hatta 4 tanesi 70 yaş altı, diğerlerinin hepsi 70 yaş üstü hastalarımızdı. 97 yaşında, 92 yaşında hastalarımız vardı vefat edenlerden. 19 Nisan itibariyle vaka sayımızda giderek düşme görüyoruz. Hatta üst üste değil ama farklı günlerde 14 gün hiç vakamızın olmadığı günlerimiz de oldu. Ama hala mesela dün akşam da pozitif vakamız vardı. Ortalama 2-3 pozitif vakamız devam ediyor. İlimizde bu salgındaki rolü en üst seviyede olan sağlık çalışanlarımızı da taradık. Yaklaşık 2700 sağlık çalışanımızın testini yaptık ve 2700 kişiden 47 kişi de pozitif tanı tespit ettik. 47 çalışanımızda, sağlık çalışanımızda. Buradan ifade etmek istiyorum. 10 tanesi doktordu bu arkadaşlarımızın. 10'u doktordu, 19'u ebe hemşire, diğerleri de yardım sağlık personeliydi. Hatta 2 tane başhekimimiz de pozitif tanı aldı. Yine Sayın Valimizin talimatlarıyla huzur evleri, şöylenin geri gönderme merkezi, cezaevi, jandarma ve emniyet gibi kamu kurumlarında da sık sık taramalar yaptık. Burada da yine 1413 kişide tarama gerçekleştirdik. Bugüne kadar özellikle mezralarda 12 köyde ve mezralarda karantina uygulaması yapıldı. En son şu an için devam eden tek karantina noktamız Arbuan ilçemizin bir mezrası, Göçerüş Arbuan mezrası. Ülkemiz genelinde bildiğiniz gibi yavaş yavaş normalleşme süreci başlıyor. Biz de bakanlığımızın talimatlarını bekliyoruz. Pandemi hastanesinden hangi hastanemiz çıkacak, hangi hastanemiz pandemi hastanesi olarak devam edecek ama biz karantina hastanelerimizden olan Yeşil Hasan Çalık Devlet Hastanemizi İnşallah 1 Haziran'dan itibaren normal poliklinik hasta kabul etmeye başlamasını sağlayacağız. Buradan vatandaşlarımıza ricamız hem pandemi hastanelerimiz için hem Yeşil Hasan Çalık Hastanemiz için mutlaka randevu alarak, MHRS'den randevu alarak başvurmalarını istiyoruz ve muayenelerinin süresi gelmeden en fazla 10 dakika önce polikliniğin kapısının önünde beklemelerini istiyoruz. Daha erken gelmelerini de istemiyoruz. Bu sosyal mesafe kuralına ve bulaşı azaltmak için böyle bir ricamız var. Benim burada ifade etmek istediklerim bunlar. Ben de tüm vatandaşlarımızın bayramı şimdiden kutluyorum. Sağlık bitmiş değil diyorum. Çünkü günde 1000 vaka ortalama, hatta daha düne kadar 1500-2000 vakaya kadar ilimizde vakaya ülkemizde vakaya rastlıyoruz. O yüzden bir daha böyle bir salgın, dün bakanımız bizi rahatlattı. Tabii bu önlemlerle beraber inşallah bir daha böyle bir salgınla, ikinci dalgayla karşılaşmamak için tüm önlemlere aynı şekilde devam etmeyi tavsiye ederek sözlerine geçiyorum.